Ada EKPSS'ye tek uzemiyle hazırlandı. Türkiye üçüncüsü olarak sınavı tamamladı. Şu an bize kendi deneyimlerini anlatacak. Adacığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhaba, nasılsınız? İyiyim adacığım. Sen de iyisin inşallah. İyiyim, çok iyi. Evet adacığım, bu sınava hazırlık sürecinde tek uzemi nasıl keşfettin? Hocam ben EKPS'ye hazırlandığım bir süreçte çok böyle bunaldığım bir süreçte keşfettim. Yine başarı hikayesiyle sizin canlı videomuzla keşfettim. Çok güzel oldu. Ondan sonra araştırdım. İnternet üzerinden yurttan keşfetmiş oldum yani. Bir Türkiye derecesi yapmış bir kişi olarak tek uzemden almış olduğun hizmeti değerlendirir misin? Eğitimden hocasına kadar. Şimdi hocam, öncelikle tek düzende ilgi çok önemli. Bizim öğrenci işlerimizden, rehberlik servisimizden, hocalarımızdan, WhatsApp grubundaki arkadaşlarımızdan detaylı bir şekilde herkesin katkı olarak çok harika. Gerçekten öğrencinin ihtiyacı neyse onu veriyorlar. Ve ayrıca bizim ihtiyacımız olan WhatsApp gruplarında soru cevap yapabiliyoruz. Derslerimizde canlı olarak izleyebiliyoruz. Kafamıza takılan soruları sorabiliyoruz. Ayrıca tekrardan izleme şansımız da oluyor. Tekrardan izleme şansımız olduğu için uzaktan eğitim kesinlikle tek uzam olarak arkadaşlarıma tavsiye edebilirim. Rehberlik servisi de çok güzel. Kişiye özel rehberlik imkanı da sunuyor. Programları hazırlanıyor. Sizinle birlikte tarihi çok güzel öğrendik. Tarihte bize çok yardımcı oldunuz. Buradan tüm hocalarıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle bana motivasyon anlamında, kendimi geliştirmem anlamında bana katkı sağlayan özel olarak tek uzamdan ayrı özel eğitim koçum Aşık hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi gerçek teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü sınav heyecanı, kolejik durumlarımda, motivasyona ihtiyacım olduğunda kendisi bana çok yardımcı oldu. Özel olarak tek uzemi rehberlik programlarından ziyade takıldığım zamanlarda, böyle düşmeye yakın olduğum zamanlarda bana yine kısa vadeli özel programlar hazırlardı hocam. Özel çalışma tiyoları verirdi. Bir Türkiye derecesi elde eden bir kişi olarak sınava hazırlananlara neler tavsiye edersin? Sen nasıl hazırlandın? Neler yaptın mesela bu süreçte? Bu süreçte öncelikle hani ders çalışmak sadece masa başına oturup kalkmak değil. Nasıl ders çalıştığımızı bilmek de çok önemli. Ayşegül hocamdan öğrenmiş olduğum özellikle hani bu ilkokulda yapardık ya hocam. Evet. Kitabı açardık, özümserdik, noktasına virgül ne kadar çalışırdık. Aynen o şekilde çalışmamı ve her çalışma sonrasında günlük 2 günde bir soru bankası bitirmeni tavsiye ederdi. Ve bu şekilde EKPSS sınavına kadar en az 4-5 tur yaptım hocam. Türkiye üçüncüsü olacağını belki de beklemiyordun. Kesinlikle beklemiyordum hocam. Yani sınavda atanır mıyım, atanamaz mıyım diye ben daha 10 tedirgin yaşadım. Bu arada tek uzemin denemeleriyle birlikte ben bu korkularımı aştım. Tek uzem öğretmen kadrosu hakkında görüşlerini aktarır mısın? Tabii hocam. Tek uzem öğretmen kadrosu gerçekten çok kaliteli ve hocalarınız alanında uzman, kendi konularına hakimler. Uzaktan eğitimden hazırlanarak bir Türkiye derecesi elde edebileceğini düşünüyor muydun? Maalesef ben bunu hiç düşünmemiştim. Ama bir sürü oldu benim için. Uzaktan eğitimin bu kadar faydalı olduğunu da ilk defa sizinle birlikte kayıt olmuştum. Uzaktan eğitime faydalı olduğunu bilmiyordum. Dershane araştırma sürecinde EKPSS ile ilgili bir ücretsiz bir yeri olduğu için yok durdu. Ve internet üzerinden birkaç uzaktan eğitim yapan kurumlar da vardı. Ben burada söylemek istediğim şey yanlış anlaşılmasın lütfen. Ama tek üzerinin farkını gerçekten ortaya koydu. Ayrıca hani normal dershaneye gitsek zaman kaybı var. Orada işte dışarıda olduğumuz için yemek yeme problemi var. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Maddi manevi zaman kaybı. Yani herkesin durumu olmayabilir. Dershane gerçekten güzel ama uzaktan eğitim dershanenin eksileriyle, artılarıyla her şeyle kapatı ve tek uzem farkı gerçekten çok az. Peki diğer uzaktan eğitimlerden tek uzemin farkı ne sence? Hani dedin ya az önce. Öncelikle bana bir umut şey oldu hocam. Tek uzeme yazılmazdan önce örnek videolarımı izledim. Hatta öğrenci işlerinden beni aramışlardı. Ve örnek videoları izleyince böyle bir imkan vermiyorlar. Affedersiniz, önce bir parayı ver. Ondan sonra eğitim al. Böyle bir mantalite olamaz. Öncelikle birbirimizi tanıyabilmemiz lazım. Hani normal dershanede değil ki derse katılayım da ya da yüz yüze görüşme olmuyor ki ben insanları tanıyabileyim, yöneticisine, öğretmen kadrosuna, oraya gelen öğrencilerin memnuniyeti. Bu şekilde farkı var. Bir de rehberlik servisi çok önemli. Şu an sınava hazırlananlara veya hazırlanacaklara tek uzem önerir misin? Kesinlikle öneririm hocam. Yani neden önerirsin? Şey kaybetmezler. Değil mi? Daha çok kazanırlar diyorsun. Adacığım, başka aktarmak istediğin bir şey var mıdır? Buradan tekrardan tek uzem ailesine, size, değerli hocalarıma, aileme, anneme, babama, kardeşlerime ve eğitim kocum Aşık hocama çok teşekkürlerimi borç bilirim. İyi ki varsınız. İnşallah güzel sonuçlarla da daha da güzelleşir.